Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda araba kaldırırken, araca ilk hareketi verilirken önce debriyaj mı kullanılır? Yani önce debriyaja basılıp daha sonra mı gaz verilir? Ya da işte önce gaz verilip daha sonra debriyajdan ayak yavaşça mı bırakılır? Bu konu hakkında video çekeceğim. İnşallah faydalı olur. Kanalımızda araba nasıl kaldırılır videomuz vardı. O videoda ben önce gaz verilen yöntemi size gösterdim arkadaşlar. Yani önce hafif gaz verilip daha sonra debriyajı yavaşça bırakılan yöntemi gösterdim. Çünkü bu yöntemde bana göre daha kolay öğreniliyor. Yani ilk araba kullanmayı ilk öğrenen arkadaşlar bu yöntemle daha hızlı şekilde, daha zorlanmadan, stop ettirmeden aracı kaldırabiliyorlardı. O yüzden bu yöntemi gösterdim. Debriyajı yarılayarak yapılan yöntemde önce debriyaj yarılayıp daha sonra gaz verilen yöntemde stop ettirme çok oluyor. Stop ettiren arkadaşlarımız çok oluyor. O yüzden o yöntemi göstermiştim. Şimdi fazla uzatmadan yeniden önce gaz verilen yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra da debriyaj yarılayıp da daha sonra gaz verilen yöntemi sizlere anlatacağım. İnşallah faydalı olur. Videoya geçmeden önce kanalımıza yeni geliyorsanız bize destek olmak adına bu videoların devamı adına kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Evet, şimdi videomuza geçelim. Önce arkadaşlar önce vitesimizi boşa alalım. Daha sonra aracımızı bir çalıştıralım. Vitesimiz şu an vites 1'de. Vitesimizi şöyle boşa alalım. Şöyle vitesi sağa sola oynattığınızda vites boşadır arkadaşlar. Şimdi aracımızı çalıştırabiliriz. Evet. Aracımızı çalıştırdık. Vitesimiz boşta. Arkadaşlar. Şimdi el frenimizi de indirelim. El frenimizi indirdik. Ayağım gördüğünüz gibi debriyaja sonuna kadar basılı. Şu an vites boşta. Debriyajdan çekebilirim. Frene basılı tutuyorum ayağımı. El freni indirdiğim için. Evet arkadaşlar, önce gaz veren yöntemi gösteriyorum. Önce gaz vererek, hafif gaz vererek daha sonra debriyajdan yavaş yavaş ayağımı bırakacağım. Lütfen dikkatli izleyin. Şimdi debriyaja sonuna kadar basıyorum. Vitesimizi bir alalım. Şöyle. Vitesimi şöyle kendime doğru çekip ileri doğru ittiğimde bakın tekrar gösteriyorum. Vitesimi 1'e aldım. Şimdi arkadaşlar dikkatli izleyin. Debriyaja sonuna kadar basılı ayağım. Debriyajdan ayağımı çekmeyeceğim. Önce gaz vererek hafif gaz vereceğim. Sonra debriyajdan ayağımı yavaş yavaş çekeceğim. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Bakın. Hafif gaz veriyorum. Motor sesini duyuyorsunuzdur. Bakın debriyajdan yavaş yavaş bırakıyorum. Bakın. Aracımız hareket etti gördüğünüz gibi. Evet. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Dikkatli izleyin. Bakın hafif gaz vereceğim. Hafif gaz vereceğim. Daha sonra debriyajın ayağımı yavaş yavaş bırakacağım. Bakın önce gaz veriyorum hafif. Motorun sesini duyuyorsunuz. Bakın debriyajdan yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Debriyajın ayağınızı yavaş yavaş bırakın. Birden bırakmayın. Araç hareket ettikten sonra bakın şimdi tamamen bırakacağım debriyajı. Bakın tamamen bıraktım. Şu anda aracımız hareket ediyor. Evet arkadaşlar, bu önce gaz verilerek, önce gaz verilip daha sonra debriyaj yavaş yavaş bırakılan yöntemdi. Şimdi son olarak işte klasik kabul gören yöntemi size göstereyim. Yani genelde çoğu yerde bu yöntemi gösterirler size. İşte direksiyon kursuna gittiğinizde, sürücü kurslarına gittiğinizde gösterilen yöntem budur. Yani genelde gösterilen yöntem aslında budur arkadaşlar. Önce debriyajı yarıya kadar getirip daha sonra gaz vererek aracın kaldırıldığı yöntemdir. Vitesimizi 1'e alalım. Tekrar. Yeniden. Vitesi 1'e aldım. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Debriyajı yarıya kadar getireceğim. Daha sonra gaz vereceğim. Motorun sesinin değiştiği an arkadaşlar kavrama noktasıdır. Dikkatli izleyin. Dikkatli dinleyin. Bakın. Şimdi freni hiç, gaza hiç dokunmadan ayağımı debriyajdan yavaş yavaş çekiyorum. Bakın motorun sesi değişti. Size ses geliyor mu bilmiyorum. Tam yarı noktasıdır. Yani debriyajın hemen hemen yarı noktasıdır. Motorun sesinin değiştiği an. Orası kavrama noktasıdır arkadaşlar. Orada ayağınızı sabit tutacaksınız. Yani ayağımı sabit tutacağım. Sonra gaz vereceğim. Bakın.
Bakın motorun sesi değişti. Şimdi frenden bırakıyorum ayağımı. Gaz veriyorum. Bakın araç hareket etti. Debriyajın ayağımı artık tamamen bırakabilirim. Tekrar göstereyim. Bakın. Motorun sesinin değiştiği an. Bakın şu an değişti. Bakın. Burası kavrama noktası. Burada ayağımı sabit tutuyorum. Sonra gaz veriyorum. Bakın. Evet, araç hareket etti. Şimdi debriyajı bırakabilirim. Evet arkadaşlar. Önce gaz verilen yöntem. Daha sonra da el frenimizi çekelim. Daha sonra da önce debriyaj yarılanıp da daha sonra gaz veren yöntemi kısaca yine size anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen destek olmak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.